Arkadaşlar 2020 KPSS lisans oturumunda ÖSYM'e bir tane iklim grafiği yorumlama sordu. Sorunun cevabı Konya'ydı. Ama birçok arkadaşın kafası inanılmaz karıştı. Şimdi ben burada 4 tane iklim grafiği vereceğim. 4'ü üzerinden nasıl yorumlanması gerektiğini söyleyeceğim size. Şimdi 2 tane grafik verdim. Bunu bitirince 2 grafik daha alacağım. Şimdi arkadaşlar ben İklim grafiklerini yorumlarken nelere dikkat etmeliyim? İki şey öncelikle benim için önemli. Bir, en çok yağış ne zaman düşer? En çok yağışın düştüğü mevsimi bulmam gerekiyor. İkinci olay da sıcaklıklara bakmam gerekiyor. Şimdi bu grafiğe bakıyorum. Soldaki ilk grafiğimiz. Grafiğe baktığım yağış genelde az, yani öyle özellikle bir ayda belirgin diyemiyorum ne yazık ki. Ama ağırlıklı biraz ilkbahar gibi görünüyor. Kışlık, baharda genelde birbirine yakın. Büyük bir ihtimalle bu karasal bir iklim. Ama benim bunu teyit etmem lazım. Nasıl teyit edebilirim? Bakın, sıcaklık ortalaması eğer 0 derece civarındaysa, kışın 0 civarında kalıyorsa, bu karasal iklimdir. Şimdi 0 da şu anlama gelir. Mesela böyle bir grafik verse, size dese ki bu alanda kar yağışları görülür. Bazı arkadaşlarımız diyor ki hocam sıfırın altına düşmemiş kar görülmez. Bakın buradaki sıcaklıklar ortalama sıcaklıktır. Mesela gündüz sıcaklık artı 5. Malatya üzerinden konuşuyorum, kış günü için. Mesela Ocak ayında gündüz artı 5, gece de eksi 5. Bu ikisinin ortalaması işte sıfırdır. Yani bu sıfır ortalama değerdir. Sıcaklık artıyı da eksiği de görebilir anlamına gelir. O zaman sıcaklık ortalaması sıfırsa, en çok yağış da ilkbahar gibi ise karasal iklim. Ama şimdi şöyle bir küçük fark vereyim size. Mesela İç Anadolu'da sıcaklık 0 derece civarını görebilir ama Güneydoğu Anadolu'da sıcaklık 0 ile 5 arasında kalabilir. Bak, ikisinin farkını diyorum. Güneydoğu Anadolu biraz daha soğuk. Devam ettim. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars'ı bir kenara attım. Orada sert karasal var. Ama Doğu Anadolu'nun geri kalanlarında da sıcaklık 0 ile eksi 5 arasında kalabilir. Yani bu 0 Konya gibi düşünebilirsin. İç Anadolu. 0-5 arası şuralarda kalıyorsa eğer, buralardaysa Güneydoğu Anadolu olabilir. 0 eksi 5 arasında seyrediyorsa da Doğu Anadolu olabilir. Yani ben burada çok ince detayları da size söylüyorum ama odak noktam en çok yağışın ilkbahar olması. Geldim ikinci grafiğe. İkinci grafikte en çok yağış ilkbahar. Bakın Mart var ama yaza doğru da sarkmış ilkbahar gibi ama baktım Mart, Nisan, Mayıs. Mayıs'ta artmış yaz başı ama en çok yağış daha çok yaza denk gelmiş. O zaman yazları bol yağışlı. Bununla beraber benim için en kritik nokta şu sıfır aslında. Sıcaklığa dikkat ederseniz sıfırın altına inmiş. Kaçlara? Eksi 5, eksi 10'lara. Sıcaklık eksi 10'lara kadar iniyor. Hatta şuraya bakarsanız şuradaki aya, Ocak ayına, eksi 10'un da altında, eksi 15'e yakın. Yani sıcaklıklar eksi 10 derece civarı kışın. Bununla beraber en çok da yağış yaz. O zaman bu grafik sert karasal iklime ait bir iklim grafiği. Bu neydi? Bu da karasal iklim grafiğiydi. İkisinin ayrımını söyledim. Şimdi ben bir de neyle devam edeyim? İki grafik daha ekleyeyim, bir de onlara bakalım. İki grafiğim daha var. Bir de bunlara bakalım. Bu grafiklerin öncelikle daha önceki grafiklerde yaptığım gibi en çok yağışın düştüğü mevsimlere bakıyorum. Bak, Ocak, Şubat'ta yağış çok, Aralık'ta çok. En çok yağış hangi mevsim? Kış. Bununla beraber şuna da bir bakalım. Bunda da mevsimlerde genel manada yağış çok ama en çok yağış daha çok Eylül, Ekim, Kasım, yani en çok yağışı sonbahar. Bir de sıcaklıkları teyit edelim. Bakın sıcaklıklar kaç derece? Kışın 10 derecenin altına pek düşmemiş. O zaman en çok yağış kış. Sıcaklık 10 derece civarı. Hangi iklim olur bu? Akdeniz iklim grafiği olur. Nereden yakaladım? Sıcaklığın 10 derece olmasından. Nereden yakaladım? En çok yağışın kış olmasından. Hatta Akdeniz'de en çok yağış kışın. Bununla beraber kış sıcaklıkları da 10 derece civarında dedik ama bu 10 derece civarında olduğu için Akdeniz'de zeytin yetişir, turunçgil yetişir. Bu iki ürünün özel isteği var.
Kış ılıklığı onu da sağlıyor 10 derece. Ama ben küçük bir detay vermek istiyorum size. Nasıl ki karasal iklimde detay verdim, burada da vereyim. Bakın, Türkiye'de Akdeniz iklimi Akdeniz'de, Kıyı Ege'de, Güney Marmara'da görülür. Şimdi üçünün arasındaki farkı söyleyeyim. Akdeniz'de kışın sıcaklıklar 10 derece civarı. Akdeniz iklimi var. Ege'nin kıyısında da var. Ege kıyısında kış sıcaklığı 7-8 derece civarı olur. Güney Marmara'ya gidersen Bursa çevrelerini, orada da Akdeniz görülür. Ama orada da sıcaklık 5-6 civarı olur. Yani enleme bağlı olarak değişir. Yani ben size aslında şunu söylemek istiyorum. En çok yağış kış verse, 3 tane de farklı il verse, üçünde de Akdeniz iklimi görülse, Antalya, İzmir, Bursa. Bunlar arasında nasıl bir fark olur? Antalya'da kış sıcaklığı 10 civarı. İzmir'e gittim, biraz yukarı birkaç derece düştü, enleme bağlı 7-8. Biraz daha yukarı gittim, Güney Marmara, Bursa 5-6 civarı olur. Bu da buranın küçük detayı. Geldim Karadeniz'e. Bakın bu grafikte en çok yağış sonbahar dedik. En çok yağış sonbahar. E bir de sıcaklıklar 5 derece ile 10 derece arasında kalmış. Bu grafiğimin adı Karadeniz iklim grafiği. Şimdi gene küçük bir detay vermek istiyorum. Akdeniz ikliminde kış sıcaklıkları 10 derece civarı, Karadeniz'de ise 5 civarı. Biri güneyde, biri kuzeyde, enleme bağlı sıcaklık değişimidir. O zaman Akdeniz'i nasıl yakalarım? Kış sıcaklığı 10 derece civarı, en çok yağış kış. Karadeniz'de ise kış diyorum, en çok yağışı sonbaharda, aynı zamanda kış sıcaklıkları da 5 derece ile 10 derece arasında. Şimdi ben bir şey daha göstermek istiyorum size. Bu grafik yorumlama işini bitireceğim. Şimdi mesela ÖSYM sorularında veya normal soru bankalarında bazen şöyle sorular oluyor. Mesela sıcaklıkları, yağışı, bir şeyleri veriyor ama bir taraftan da size diyor ki bu alanda diyor yıl içinde yağış işte şu kadar milimetredir. Şimdi siz bu grafiğe bakınca en çok kaç milimetre veya bu grafiğe baktığınızda en çok kaç milimetre yağış düştüğünü nasıl kestireceksiniz? Ben şöyle bir mantık kuruyorum. Bakın bu 150 milimetre, bu taraf yağışı gösteriyor. Bu 150 milimetre kabaca çizdim. Şimdi şöyle düşünelim. Bu üst taraftaki fazlalıklar, şu fazlalıklar burada kalan boşlukları doldurur mu? Bunu getirsen bu boşluğu doldurur. O zaman bir çizgi çektiğimde her ay yaklaşık 150 milimetre kabul edersem 150 çarpı 12'den burası kaç milimetre yağış almış? Yaklaşık 1800 milimetre buranın yağışı var diyebilirim. Bakın bir de bu grafiğe gelelim. Bu grafikte acaba toplam yağış ne kadar? Şimdi ben şurada 50'den bir çizgiyi çektim. Ben biraz yamuk çektim ama siz kabul edin. Bakın bu 50'de şuralar boş kaldı. Bu boşlukları şuradaki fazlalıklar doldurur mu? Evet, doldurur. Hatta ben bunu 75'ten çeksem, şuradan 75 kabul ettim bunu. Fazlalıklar bu 75'in boşluklarını doldurur mu? Doldurur. Hemen her aya 75 getirebilirim. O zaman nasıl yorumlayacağım? Aylık 75'e denk gelse 12 aydan çarparsam 750 150, de oradan burada yıllık yağış miktarı yaklaşık 900 milimetredir. Bunu da mantık olarak veriyorum ki sorularda kaç milimetre yağış nasıl hesaplayacağım diye kafanız karışmasın.